1936 yılında Bolvedin'de doğdum. Bu arada çeşitli yerlerde bulundum ve 1951'de ortaokulu terk ettim. Ondan sonra sebzecilik yaptım, meyvacılık yaptım. Böyle yani çaydan, sultan dağından fasulye, bilmem bir şeyler getirip burada satardım. Ondan sonra hatta köylere kadar patates satmaya gittim. Ondan sonra onu da bıraktık. Kendi kendime dedim ki bu bir meslek değil. Madem okumadım, ben kendi kendime bir meslek sahibi ol diye düşündüm. Ve terzilik mesleğini benimsedim. Rahmetlik Halis Usta vardı, rahmetlik. O da yeni askerden geldi. Gel dedi, seni ben terziliğe öğrendim dedi. Ona çıraklığı devam ettik. Bir senede ben terziliği öğrendim. Terziliği, yani dikimi, pantolu, ceket, yelek vesaire dikimlerini bir senede. Bir sene sonra ustam bana bir laf söylenince yine hiç dayanamazdım ben. Benim mizacım böyle. Yani haksızlığa katiyen hiç kabul etmem. Böyleyim. Hala devam eder bu bende. Bu arada terk ettim. Tam bir seneymiş ondan çıraklığım, öğrendiğim. Ha burada Bolvedin'de kesim vermezler. Öyle. Yani 8 sene, 10 sene falan çıraklık yapan ama kesim yok. Ben burada rahmetlik babamın teyzesi vardı İzmir'de. Ona mektup yazdım. Teyze ben ortaokulu terk ettim. Terziliği öğrendim. Bana orada makas, kesim öğretecek bir yer bul. Ben oraya varacağım. O da bana sinirli bir mektup yazmış. Nereden çıkarttın? Biz seni okuyor zannettik diyerekten. Neticede ondan sonra bana bir mektup gönderdi. O mektupta da gel buldum ben sana ustayı dedi. Atladım İzmir'e gittim. 1951-52 yıllarında. Orada pazartesi günü beni ustaya teslim etti. Pazartesinden başladık. Cumartesi olunca usta ben öğrendim dedim. Olmaz yahu dedi. Nasıl öğrendin sen çabuk? Birden öğrenilmez bu kesim. Hatta hiç görmedim ben kesimi. Sanki beni daha evvelden de kesimi görmüş gibi zannetti bana. Cumartesi oldu. Ben bittim dedim. Ben öğrendim dedim. Olmaz dedi. Gel bakalım dedi. Masaya girdik. Şuraya bir pantul çiz, şuraya ceket çiz. Onun dediklerini rap rap ölçüye göre çizdim. Ondan sonra hayretler içinde kaldı. Yahu yanımda çalışan bir galfa var, 6 aydır bir ceket kesimini öğretemedim dedi. Yani onu söylemek de bir kabiliyet meselesi, insanlarda bir kavrama meselesi var biliyor musun? Hiç kaçırmazdım ben gördüğüm gibi bir şey böyle bir. Allah'ın vergisi bu Cenab-ı Allah'ın. Ondan sonra terziliği öğrendik. Hatta rahmetli teyzem de dedi ki, bu onun teyzesi olur. Sen dedi hiçbir iş yapmayacaksın öyleyse dedi. Hiç dedi bir altının içinde kesim mi öğrenilir dedi. Teyze hiç üzme kendini. Sen şimdi kumaş alalım. Bir de makine bul bana. Burada enişteye, teyzemin kocası enişteye bir elbise diken. O zaman ikna olursun dedim. Öğrendi ondan sonra. Ondan sonra ben bıraktım buraya geldim. Dükkan açtım. Daha askerliğime var. Bakıyorum 10 liraya elbise dikiyoruz. Fakat onun yarısı da veresi gidiyor, olmuyor falan. Ha, ondan sonra benim niyetim büyük bir şehirlere gitmekti. Bolvadın'da terzilik pek geçmiyordu. Fakat Eskişehir'de rahmetlik Ahmet Usta vardı. Ben ona temiz ceket dikiyorum, öyle müşteri işi. O da ihale işleri yapıyordu. Bu ihale işi oradan benim aklıma geldi. Madem ki bu işi yürüteceğiz, ben bu işi ihaleyle yapacağım. İlk ihalem ziraat okulu vardı Afyon'da ona. Ondan sonra ikinci ihalem Nazirliği Öğretmen Okulu. Oraya gittim. Ha ondan sonra bu ihaleleri ettim. İyi takip ediyorum. İzmir'de İzmir gazetesi var biliyor musun? Böyle Ankara, İzmir ticaret gazetelerine abone oldum ikisine de. Ankara'ya da İzmir'e de. Her gün gelirdi her gün. Ticaret gazeteleri. Bu ticaret gazetesinden bütün Türkiye'deki ihalelerin tarihlerini, günlerini öğreniyordum ve onlara gidiyordum. Konya, Bursa, İzmir, Ankara,
ne bileyim daha çeşitli yerlerde, Bursa, yani yalışları, resmi dairelerinin, belediye, özel şeyler, fabrikasyonlar, hani otobüs işletmesinin, EGO'nun 20 sene bana elbiselerini yaptım. 20 sene. Ondan sonra İzmir'in, Tarış, Karayolları, bunların bütün ihalelerine katıldım, alırdım, getirirdim. Ama burada terzi çok. Tabii bu arada teşkilat kurdum, büyük bir dükkanım vardı şurada. Ama randıman alamıyoruz, terzi de çok. Ben bunları dışarıya dağıtmaktan çare dedim. Çünkü gününde yetiştirmek mecburiyetindesin yiyal işleri. Aldığım 1000 takımdan aşağı değil, 1000 takım, 500 takım böyle. Hatta burada şeyleri var. Yani göstereyim istersen ya. Yani böyle devam ettik. Ondan çok bu arada bana iş dikenler, Allah rahmet eylesin, çoğu vefat etti, çoğu da yaşıyor. Bana dua ederlerdi. Senin yüzünden evlendim, senin yüzünden arsa aldım. Bir kolektif çalışma gibiydi. Ben işi getiriyorum ama yalnız bana ait değil. Bütün terzilere. Bak, 3 tane burada makas. Ceryenli makaslar, motorlu makas. Bunlarla keserdim işte. Bu arada bir yandan terzilik mesleğimi yürütürken sosyal hizmetlerde de çok bulundum. Şöyle ki, askerden geldikten sonra Terziler Cemiyeti'nin başkanlığını ben Terziler Cemiyeti'ni kurduk, başkanlığını ben yürüttüm. Ondan sonra devam ettik. Bu arada 1960'da ihtilal olduğunda ben yeni de askerden gelmiştim. 1956'da asker oldum, 1958'de geldim. 1960'da ihtilal olduğunda ben Bolu Adı'ndaydım ve ben burada MHP'nin ilk teşkilatını, başkanlığını yürüten benim. Pek çok hizmetlerde bulunduk. Bu arada ticaret odasında bulundum, esnaf derneğinde bulundum. Ondan sonra Hisargölü Kooperatifi'ni kuruluşunda bulundum. Ve böyle hayatımızı devam ettirdik. 1960'dan 1960-65 yıllarından sonra terzilik mesleğimi ihale işleriyle devam ettim. Şöyle ki, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, bütün bunların resmi dairelerinin elbiselerini bir ihale suretiyle alıp dikip teslim etmişindir. Hatta Ankara'nın bütün otobüs işletmesi, bekçi teşkilatının bütün elbiselerini, ihalelerini yaparak ben devam ettim. Yalnız Ankara değil, Eskişehir, Bursa, İzmir, buralarda da ihale işlerini, resmi dairelerin ihalelerini alarak terzilik yürüttüm. Bu arada Bolvedin'imizde pek çok terzi vardı o zamanlar, yaptığımız zaman. Yani pantolu dikenler var, pantolu ceket dikenler var. Çok sonradan Almanya meselesi çıkınca, Almanya'ya gidince terzi arkadaşlar, Bolu adındaki terzilik mesleği çok gerilemiş oldu. Bu arada biz yine devam ettik terziliğe. Ve 60-65 yıllar arasında devam ettim ihale işlerine. Ve bu arada demin de anlattığım gibi Sosyal Hizmetler Kurumu'nda da çok bulundum. Ondan sonra tabii ben bu mesleğimi 2018 yılına kadar devam ettim. Ondan sonra yaşlılık meselesi, mesleği terk etmek zorunda kaldık. Ben 1936 doğumluyum. Aşağı yukarı
ne bileyim nasıl anlatayım, hayat mücadelesini çok verdim. Bütün kuruluşlarda hizmetim vardır. Ticaret odasında, esnaf odasında, kooperatiflerde bulundum. Bunlarda yöneticilik yaptım. Ben sosyal hizmeti çok seven bir kişiyim. Hem mesleğimi deruhte ettim, idare ettim. Hem de böyle sosyal hizmetlerde çok bulundum. Bu arada 1980 yılında ihtilal olduğunda ben MHP'nin Bolvedin'de başkanıydım. Hatta ilk defa Bolvedin'de Milliyetçi Hareket Partisi'ni kuran benim Bolvedin'de. Bu arada epey bir badireler geçirdik. İfadeler verdik, savcılığa gittik. Çok, yani nasıl anlatayım? Hani bir defa hem mesleğimi idare ettim, hem böyle sosyal hizmetlerde bulunmayı çok benimsedim. Şeyin kuruluşunda, Boldağ kuruluşunda, yem fabrikasının kuruluşunda, bunlar da ben ortak oldum, onların kuruluşuna yardımcı oldum. Bu arada tabii Bolvedin'de ben kendim böyle ihale işlerini alıyorum ama daha evvelden büyük benim şurada dükkanım vardı. Orada galfa, çırak vesaire çalıştırıyordum. Yani sonradan bütün işler çoğalınca, yetiştiremeyince Bolvedin'de çok terzi vardı. Pantol dikenlerine pantol, ceket dikenlerine ceket. Böyle ihale işlerini yürüttüm. Ta 1918 yılına kadar. Bu arada en son aldığım iş alkol fabrikasının. Ondan sonra Ankara'nın hem vilayetini hem de kazalarıyla birlikte bütün bekçi elbiselerini senelerce ihalesini ben yaptım. Hatta merkezdeki bekçilerin ölçülerini almak mecburiyetindeydik. Fakat kazalardaki bekçilerin onlar beden üzerine verdiler. Bunları binlerce takım elbise. İzmir'in bütün tarışın, karayollarının, belediyelerin bütün elbiselerinin ihalelerine giderdim, alırdım bunları. Bolvedin'de dikerdik, diktiriydim. Çünkü terzi çoktu o zamanlar. Böyle devam ettik. Ondan sonra yaşlanınca bu terziliği bırakmak mecburiyetinde hasıl oldu. İşte iki senedir bir de bu hastalık dolayısıyla terziliği yapamaz olduk. Şimdi bu partiyi ben kurduktan sonra MHP'yi çok hadiseler meydana geldi. O zamanlar ben parti başkanıydım. Fakat bütün hadiseleri önlemeye ben çok gayret gösterdim. Her yerde çok hadiseler oluyordu ama Bolvedin'de Allah'a şükür büyük hadiselere sebep olunmadı. Ve ben hatta diğer partili mesela o gün için Adalet Partisi var. Ben bir de şunu anlatayım gelmişken. 1958'de askerden geldikten sonra 60'da ihtilal oldu. Ondan sonra ben Terziler Cemiyeti Başkanıydım o zaman. İşte demin de anlattım, ifadeye falan gittik. Onu bıraktıktan sonra Adalet Partisi kurulmak için buraya Afyon'dan şeyler geldiler, kurucular. Hatta Haluk Nurbaki, ilk partiye girenlerden, Adalet Partisi'ne buraya geldi. Kendisiyle de bizim aile dostluğumuz vardır, Haluk Nurbaki ile. Kendisi doktor. Ha, o ilk defa seçime girdi, Adalet Partisi Afyon Milletvekili oldu. Haluk Nurbaki. Bu arada hem siyaseti devam ettiriyoruz, hem terziliği, hem Bolvedin'deki sosyal hizmetleri. Yani ne bileyim, başarılı olabildiysek ne âlâ. Ama çok sıkıntılar çektik. Şimdiki gibi değil yani, çok sıkıntılar çektik. Yani nasıl anlatayım?
bir defa şu var, ifade, 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 ifade. Bundan bezmedim, yine de devam ettim bu siyasete. Ondan sonra siyaseti bıraktık. Fakat bıraktıktan sonra bana çok ısrar ettiler. Mesela sonradan kurulan Anavatan Partisi ile Turgut Özal'ın kurmuş olduğu parti. Bana bol verdiğinde çok ısrar ettiler. İşte yöneticilik yaptı. Ben ihtilaller olunca siyasetten kendimi yani tiksindim ben, şey ettim, siyaseti sevmedim artık. Ondan sonra siyaseti bıraktım yani. Çok bana teklifler edildi. AK Parti, onun kuruluşunda da bana çok geldiler buradaki arkadaşlar, illa bulunacaksın diye. Ama kabul etmedim. Çünkü siyaset hizmet için çok iyi. Fakat siyasetin çok kötü şartları da vardır. Bir defa siyasete girdiğin zaman dostlarını kaybediyorsun. Yani senin partine başka partiler sana düşman gibi bakıyor. Böyle bir hayat yaşadık Bolvedin'de. Ne bileyim, hani çok şey var anlatacağım ama aşağımızda böyle. Hatta şey dedi ki İbrahim Koca, illa kitap yazalım, sen dedi söyleyin hatıralarını. Sonra Hisar Gölü Kooperatifini kurucularının aynı zamanda yöneticisiyim, başkanını falan yaptım. Bu arada bir toplantı tertip ettik bütün göllerin başkanlarıyla beraber. Hisar Gölü, Yenice, Erkmen, Alvar. Dedik ki bu böyle olmaz. Birleşelim, büyük bir kuruluşlar haline gelelim. Bu memlekete de hayırlı işler yapalım. Bolvedin'i yükseltmek, Bolvedin'i ileriye getirmek. En büyük sermaye çalışmaktır. Hiç katiyen çalışmaktan kendimizi bertaraf edemeyiz. Çalışacağız. Ha, bu bakımdan ama meslekte olsun, ticarette olsun, memurlukta olsun çok temiz temiz işler yapmak, doğru ve dürüst olmak lazım. Yani bir defa ahlaklı iş yapacaksın her şeyiyle. Bir defa yaptığın işi Allah da beğenecek, kul da beğenecek. Bak ben senelerce Esnaf Derneği'nde burada bana onur belgesi verdiler. Şeyden gelme bu. Afyon'dan da ahi şey var ya sanat şeyden, oradan geldi bu bana. Bak gençlere tavsiyen çalışsınlar, hile hurda yapılmasın, durduruz, memlekete, millete hayırlı evlatlar olsun, hayırlı evlatlar yetişsin, o nasip etsin ya Rabbi. Allah sonumuzu hayır eylesin ya Rabbi. Sana da Allah razı olsun, işlerini rast getirsin, daha başka işler yapsın inşallah.